Sevgili öğrenciler, bugün hazırlamış olduğumuz merge paylarını vermiş olduğumuz sayfanın içerisine tablo yerleştireceğiz. Type Tool'a geliyoruz. Type Tool'dan bir kare çizelim. Karemizin ölçülerini değiştireceğiz şimdi. Buradan 6,5'a 6,5 10 olarak enter dedik. Selection Tool ya da B ile düzeltebiliriz. Shift Alt'la çoğaltma yapacağız. Selection Tool'la. Onun da ikinci karemizi de 12'ye 10 olarak belirledik. Sağdaki karemizin içerisine tablo yerleştireceğiz. Table'a giriyorsunuz. Insert Table. Body Rows. Gövde satırları, columns, sütun. Okey diyoruz. 7 ve 8 belirledik. En üstte gördüğünüz gibi bölüntüler var. O bölüntüleri ortadan kaldırmak istiyoruz. Sağ klik. Merge Cell'le tamamen kaldırdık gördüğünüz gibi. Üstteki yerin rengine renk vermek istiyoruz. Renk vermek için soldan fill color da kullanabiliriz ya da yukarıdan otomatikman da verebiliriz. Üstteki soldaki rengi de değiştirelim arkadaşlar. Sevgili öğrenciler. Evet, şimdi solu da biraz içeri doğru çekelim. Biz buradaki tabloyu aşağı kadar oturtmak istiyoruz. Hazırlamış olduğumuz, belirlediğimiz alanın içerisine shift'le tutup çekiyoruz. Evet. Soldan da tutup çekiyoruz shift'le. Tamam. Bu aradaki mesafe soldaki alan ile sağdaki tablo arasındaki mesafe yarım santimdir. Bakın yukarıdan görüyorsunuz. Cetvellerimizi getirdiğimizde görürsünüz yukarıdan. Evet, üst kısmı birazcık daha daraltmak istiyorum. Şekli tekrar aşağı indirdik mi? Evet gençler, şimdi buraya Nisan 2020 yazalım. Gene buradan. Nisan 2020. Ctrl T diyelim. Ctrl T'den bunun puntosunu 24 olarak belirledik. Otomatikman Enter. Regular'ı da bold olarak değiştirelim. Tamam arkadaşlar. Bunu aldık. Evet, yerleştirdik. Şimdi daha önce benim hazırlamış olduğum gün içerisindeki rakamları, haftalar içerisindeki onları alıp direkt olarak buraya getirelim. Ne yapıyoruz? Bunu kapatalım. Ctrl C diyorum. Ve Ctrl V. Siz otomatik olarak, gençler otomatik olarak siz bunları, ben bunları otomatik yaptım ama siz bunları tek tek elde yazın lütfen. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.